Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere aslında Adobe Illustrator'da 7 tane ipucundan bahsedecektim. Bununla ilgili bir video hazırlıyordum. Fakat Adobe Illustrator'ın 2021 Ocak ayı güncellemesiyle aklım başımdan gitti. Görmüş olduğum değişiklikleri hemen sizlerle paylaşmak istedim. İnanın birbirinden güzel 3 tane özellik geldi arkadaşlar. Bu özellikler obje menüsünün içinde repeat olarak gelen Radial, Grid ve Mirror özellikleri arkadaşlar. Bu özellikleri gördüğünüzde inanın sizler de benim kadar sevineceksiniz. Yani Adobe Illustrator'ın yıllardır yapmış olduğu en iyi güncelleme diyebilirim arkadaşlar size. Bu beni çok heyecanlandırdı. Onun için hemen bunun videosunu hazırlamak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi dilerseniz Repeat ne işe yarıyor ve bu güncelleme hayatımızı ne kadar kolaylaştıracak, hep beraber görelim. Şimdi az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar Repeat obje menüsünün altına yerleştirilmiş bir menü olarak bize geldi. Bunlardan bir tanesi Radial, bir tanesi Grid, bir tanesi de Mirror. Şimdi ilk olarak Radial ne işe yarıyor bunu görelim. Radial tekniğini kullanmak için öncelikle sol taraftan elips aracımı seçiyorum. Elips aracımı seçtikten sonra Shift'e basarak şöyle bir yuvarlak açıyorum. Bu yuvarlağı açtıktan sonra rengini dışarı vereceğim. Ne yaptığını daha rahat anlamamıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Yuvarlağımı çizip Selection Tool'a bastıktan sonra obje menüsüne geliyorum. Buradan Repeat'e geliyorum ve Radial'ı seçiyorum. Radial'ı seçtikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi çemberin etrafında bunu gayet nizami bir şekilde döndürmüş oldu. Tabi burada hemen dikkatimizi çeken 3 tane nokta var arkadaşlar. Onlar ne işe yarıyor hemen bakalım. Bir tanesi şurada görmüş olduğunuz nokta. Bu noktaya basılı tutup yukarı doğru çıkarttığınızda veya aşağı doğru indiğinizde görmüş olduğunuz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz ve aralarını açabiliyorsunuz. Hemen onun yanındakine bakalım. Burada yukarı ve aşağı oklar mevcut. Aşağı oka basıp aşağıya doğru çektiğimde azaltmış oluyorum. Yukarıya doğru çektiğimde ise çoğaltmış oluyorum. Alt kısımdakinde ise sol tarafa doğru çekersem sola doğru azaltmış oluyorum. Sağ tarafa doğru çekersem de sağa doğru azaltmış oluyorum. Tabi burada yapacağınız değişiklikleri aynı zamanda yine Repeat menüsünün altında Options'a bastığınız zaman görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bakın burada 10 tane tekrar yaptığını görüyorsunuz. Eğer buradan 11, 12, 13 gibi rakamları yükseltirseniz veya rakamları düşürürseniz buradaki ayarı çok rahat bir şekilde Options bölümünden de yapabiliyorsunuz. Bunları yapabileceğiniz bir diğer nokta ise özellikler menüsü arkadaşlar. Özellikler menüsünü şöyle tutup içeriye doğru alıyorum. Bu özellikler menüsü eğer sizde görünmüyorsa Windows bölümüne geldiğiniz zaman buradan özellikleri seçip ekranınıza getirebilirsiniz. Ekrana getirdiğinizde bakın özellikler yine buraya da gelmiş oldu. Aşağıya doğru indirdiğimde azaltıyor ve yukarı doğru arttırdığımda da çoğaltıyor. Şimdi mantığını anlamış olduk arkadaşlar. Hemen özellikleri tekrar şöyle sağ tarafa yerine alıyorum. Şurada hazırlamış olduğum elipsi de buradan kaldırıyorum. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi bir fırın logosu yapıyoruz arkadaşlar. Bu fırın logosunu yaparken de ben bu logonun etrafında yani yazının etrafında şuradaki nesneleri döndürmek istiyorum. Buradaki nesnelerin her biri birbirinden ayrı ve bağımsız nesneler. Şimdi bu nesnelerin tamamını seçiyorum. Grup yapmama gerek yok arkadaşlar. Tamamını seçtikten sonra yine obje bölümüne geliyorum. Obje bölümünden Repeat'e geliyorum ve Radial'ı seçiyorum. Radial'ı seçtikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi etrafında döndürmüş oldu. Fakat ben bundan memnun değilim. Daha fazla büyütüp yarısını burada, yarısını da alt tarafta bütünleştirmek istiyorum. Şimdi bunu hazırladıktan sonra sağ alt taraftan Shift'e basarak bunu büyütüyorum. Biraz daha büyüttükten sonra şöyle ortaya doğru getiriyorum. Ve üst tarafta görmüş olduğunuz noktaya basarak bunların arasını biraz daha açmak istiyorum. Şu kadar yeterli olacaktır. Hatta şöyle yapalım. Evet. Şimdi bunların arasını açtıktan sonra biraz daha değişiklik yapmak istiyorum. Bunları biraz daha azaltmak istiyorum. Şöyle aşağıya doğru çekiyorum ve bunları biraz daha azaltmış oluyorum. Hatta biraz daha azaltalım bunları. Şöyle biraz daha aşağıya çekiyorum ve şu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bu üst ve alt tarafı yazıma ortalamak istiyorum. Hemen biraz daha aşağıya çekiyorum ve şurada bırakıyorum. Burada bıraktıktan sonra üst ve alt kısmın ortasında kalan bölümü çıkartmak istiyorum buradan. Onun için yapmam gereken çok basit bir şey var arkadaşlar. Fakat ondan önce şurada ufak değişiklikler daha yapmak istiyorum. Mesela şuradaki kekin biraz daha içeriye girmesini istiyorum. Onun için bunun üzerine çift tıklayarak içine giriyorum. Tamamını seçiyorum. İçinde noktalar da olduğu için tamamını seçiyorum. Ve tamamını seçtikten sonra şöyle sağ tarafa doğru sürüklüyorum. Biraz daha yatay çevirmek istiyorum. Ve biraz daha küçültmek istiyorum. Bakın ben burada bir tanesini değiştirdiğim zaman tamamında değişiklik olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki ekmeğin de konumundan memnun değilim. Onu da biraz daha yukarıya çıkartmak istiyorum. Onun için ekmeğe çift tıklıyorum. Tamamını seçiyorum. Ve ekmeği de şöyle biraz daha içeriye doğru çekiyorum. Evet.
Şimdi bunları içeriye çekmemin sebebi şu. Şu bölümden keseceğim için burada kalan parçalar yazıma çok fazla yaklaşmış olacak. O kadar yaklaşmasını istemiyorum. Ekmeği biraz daha küçültüyorum ve biraz daha yukarıya alıyorum. Şimdi şuradaki parçayı da biraz daha küçültelim. Hemen çift tıklıyorum, içine giriyorum. Tamamını seçiyorum ve bunu da shift'e basarak biraz daha küçültüp yukarı doğru kaldırıyorum. Şimdi şöyle biraz daha içeriye alalım. Evet, şu kısımda olması yeterli. Az önce bahsettiğim gibi şu ortadaki nesnelerden kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Onun için yapmam gereken çok basit bir şey var. Buradan pen tool'umu seçiyorum. Pen tool'u seçtikten sonra bunların etrafından bir hat çizmek istiyorum. Hemen başlayalım. Evet, üst kısmı tamamladık. Şimdi alt kısımda da aynı işlemi yapmak istiyorum. Onun için şuradan başlıyorum. Şimdi çizimlerim tamam. Bu çizimleri hazırladıktan sonra Selection Tool'u seçiyorum. Ve her iki alanı da seçili hale getirdikten sonra Obje menüsüne geliyorum. Obje menüsünden Compound Path'i seçiyorum ve buradan Make diyorum. Make dememin sebebi alttakileri bunun içine maskeleyeceğim için buna bir maskeleme alanı açmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi bunu hazırladıktan sonra Shift'e basarak alt taraftaki parçaları da seçiyorum. Bunları seçtikten sonra sağ klik yaparak maskele diyorum. Görmüş olduğunuz gibi aradaki parçalar gitti ve çok tatlı bir hava vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada ufak değişiklikler de yapabilirsiniz. Hemen şuradaki nokta çok hoşuma gitmedi. Ekmeğe çok yaklaşmış. İki kere üzerine tıklıyorum ve biraz daha yaklaşıyorum. Hemen bunu tutup şöyle içeriye doğru çekiyorum ve ekmekten biraz daha uzaklaştırıyorum. Heyecanlanmakta haklı değil miyim arkadaşlar? Bu kadar güzel bir özelliği yıllardır bizden sakındılar ve şu anda gelmesi inanın beni çok mutlu etti. Hemen geçelim diğer bir özelliğe. Şöyle ekranımı sol tarafa doğru kaydırıyorum ve burada hazırlamış olduğum farklı bir logo var. Hemen bu logonun üzerinden bu sefer aynalama tekniğini yapacağız arkadaşlar. Aynalama tekniğini yapmak için önce kendime bir tane partner oluşturacağım. O partner'ı oluşturmak için de buradan elips aracımı seçiyorum. Elips aracımı seçtikten sonra bir tane yuvarlak oluşturuyorum. Bu yuvarlağı oluşturduktan sonra Alt ve Shift'e basarak yan tarafa bir kopyasını alıyorum. Şimdi kopyasını da aldıktan sonra bunların ikisini beraber seçiyorum. Hatta biraz daha sağ tarafa çekmek istiyorum bunu. Evet. Sol taraftan şekil oluşturucu aracımı seçiyorum. Alt tuşuna basarak önce sol tarafı sonra da sağ tarafı siliyorum. Bunu sildikten sonra buradaki seçimi sol tarafa yatırıyorum. Aynısının kopyasını Alt ve Shift'e basarak yan tarafa alıyorum. Ve bunu da sağ klik yaparak Transform'dan ters çevir diyorum. Bunu çevirdikten sonra biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Evet. Şimdi biraz daha uzaklaşalım. Bunun birkaç tane kopyasını almak istiyorum aşağıya doğru. Hemen ikisini birden seçtim ve Alt ve Shift'e basarak bir tane kopyasını aldım. Bir tane kopya aldıktan sonra Komut D'ye basarak bunu çoğaltıyorum. Şuraya kadar gelmesi yeterli. Hatta birkaç tane daha çoğaltalım. Evet, şuraya kadar gelmesi yeterli oldu. Şimdi tam bunların ortasından bir hat çizmek istiyorum. Bu bir başak olmuş olsun. Hemen aşağıya kadar hattımı çizdim ve seçimin tam ortasına doğru getirmek istiyorum bunu. Evet. Bunun rengini de verelim. Damlacık aracımı aldım. Bir kez renge dokundum ve bu rengi de dışarı verdim. Şimdi rengi verdikten sonra biraz daha yukarı kaldırıyorum ve buradan Line Tool'umu seçerek bunun yanına bir tane sol tarafına hemen bir tane de sağ tarafına bir hat daha çiziyorum. Şimdi bunları çizdikten sonra tamamını seçili hale getiriyorum ve buradan brushlarımı açıyorum. Brushları açtıktan sonra hazırlamış olduğum görseli sürükleyerek brushların içine bırakıyorum. Buraya bıraktıktan sonra Art Brush'ı seçiyorum ve OK diyorum. Şurada herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Bu ayarı burada çizdiğinizde de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra OK diyorum ve artık bu bir brush olarak önüme gelmiş oluyor. Bunu hemen ekrandan siliyorum ve burada logonun etrafında bir hat çizmek istiyorum. Onun için buradan pen tool'umu seçiyorum. Şu noktadan bir kez dokunuyorum ve şu noktaya kadar gelip şuradan da bir kez daha dokunup eğri bir hat çiziyorum. Evet, bu kadar yeterli. Hemen bu çizimi yaptıktan sonra seçimimi yapıyorum ve hazırlamış olduğum brush'a bir kez dokunuyorum. Ters gelmiş oldu. Hiç korkmaya, telaş yapmaya gerek yok. Hemen burada ufak bir ayarlar bölümü var. Buna bir kez tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra ters geldiğini görmüş olduk. Hemen bunu ters çevir diyorum ve yukarıya doğru gelmiş oluyor. Yukarı doğru geldikten sonra görünüşünü de düzgün hale getirmek için şuradaki kutucuğa bir kez tıklıyorum ve görünüşü de görmüş olduğunuz gibi düzgün bir hale geliyor. Buradan OK diyorum ve OK dedikten sonra bunu biraz daha büyütmek istiyorum. Şu kadar yeterli olacaktır. Hatta biraz daha büyütelim. Şöyle. Şimdi başağımız hazır. Bunu hazırladıktan sonra sağ tarafa bir tane kopyasını almak istiyorum. Onun için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Hemen obje bölümüne geliyorum. Repeat'e geliyorum ve buradan Mirror seçiyorum. Mirror'ı seçtikten sonra şuradan alt taraftan veya üst taraftan hiç fark etmez. Şurada görmüş olduğunuz yuvarlığa tutun ve tuttuktan sonra şöyle sağ tarafa doğru çekebilirsiniz.
Buraya çektikten sonra görmüş olduğunuz gibi iki tarafta da artık brush'ım hazır. Ekranıma çift tıklayarak buradan çıkıyorum ve gayet güzel bir şekilde aynalama tekniğimi de yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi bu aynalama tekniğiyle başka ne yapabilirsiniz? Hemen onu göstermek istiyorum size. Buradan biraz daha uzaklaşalım ve sağ tarafta hazırlamış olduğum bir kartalım vardı benim. Yarım bıraktım bu eskizi. Neden? Çünkü aynalama aracım var. Bunun tamamını çizmeme gerek yok. Aynalama aracı ben sol tarafı çizdiğimde sağ tarafı kendisi çizmiş olacak. Hemen biraz yaklaşıyorum çizimime ve dokunup bunu komut 2 ile ekranıma kilitliyorum. Bunu ekrana kilitledikten sonra öncelikle kartalın kafa kısmını, daha sonra da kanat kısımlarını çizmek istiyorum arkadaşlar. Onun için buradan pen tool'umu seçiyorum. Pen tool'u seçtikten sonra stroke'u da siyah veriyorum. 3 milimde kalması yeterli olacaktır. Evet, 3,5 milimde kalsın ve biraz daha yaklaşıyorum. Şimdi dediğim gibi önce kafasını çizeceğim, ondan sonra kanatlarını çizeceğim. Fakat bunu aynalayarak yapmak istiyorum. Bunu aynalı bir şekilde yapmak için de sol taraftan line tool'umu seçiyorum ve line tool'la aşağıya doğru bir hat çiziyorum. Bu çizmiş olduğum hattı da tam gaganın ortasına getirmek istiyorum. Şöyle ortasına kadar getirdim ve bu hatta kontür olmasını istemiyorum. Onun için buradan kontüre bir kez dokunuyorum ve bunu siliyorum. Bunu sildikten sonra bunu çizmiş olduğumuz hatta aynalama tekniğini vereceğiz arkadaşlar. Onun için tekrar obje bölümüne geliyorum. Obje bölümünden de aynalamayı seçiyorum. Evet, şu anda aynalama tekniğim hazır arkadaşlar. Geriye sadece bu kartalı çizmek kaldı. Hemen buradan tekrar pen tool'umu seçiyorum. Aynı şekilde tekrar siyah rengimi veriyorum. 3,5'ta olması yeterli olur demiştim. Hemen 3,5'a ayarlıyorum ve biraz daha yaklaşıyorum. Şimdi öncelikle şu kısımdan bir nokta bırakıyorum ve şuraya kadar geliyorum. Bu kısımdan bırakmamın sebebi tam ortasını yuvarlak bir hale getirmiş oluyor arkadaşlar. Hemen buradan alt kısma geliyorum. Bir tane daha çekiyorum. Şurada bir kez dokunuyorum. Buradan keskin bir gelişim var. Şuraya kadar geliyorum ve burada bırakıyorum. Komut tuşuna basarak ekranda boş bir yere tıklıyorum ve hemen içerideki gagayı çizmek için bir kez buraya dokunuyorum. Bir kez buraya dokunuyorum ve bir kez de şu kısma dokunuyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben sol tarafta çizimi yapıyorum. Sağ tarafta aynalama tekniğim gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Evet, kartal çizimim hazır. Şimdi bundan biraz daha uzaklaşalım. Ve uzaklaştıktan sonra öncelikle alttaki eskizden kurtulmak istiyorum. Ekranıma çift tıklıyorum ve eskize dokunduktan sonra buradan siliyorum. Daha sonrasında ortada bırakmış olduğu çizgiyi de silmek istiyorum. Hemen çift tıklayarak çizgiye geliyorum ve onu da ekranından siliyorum. Ekrandan sildikten sonra bunun tamamını seçili hale getiriyorum. Obje bölümüne geliyorum ve buradan Flatten Transparan'ı seçiyorum arkadaşlar. Flatten Transparan'ı seçtikten sonra ayarlarıyla oynamadan okey diyorum. Okey dedikten sonra sağ tarafta Pathfinder bölümünden Trim kısmına dokunduktan sonra bunu tamamen bana expand etmiş oluyor. Geriye sadece bunu renklendirme işi kalıyor arkadaşlar. Onu da sol tarafta Araçlar bölümünden Şekil Oluşturucu aracımı seçiyorum. Ve alt kısımdan rengimi siyah seçiyorum. Ve kartalın içine gelerek bir kez dokunmam yeterli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi aynalama tekniğiyle çok rahat bir şekilde logo da çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni özelliklerden grid bölümüne arkadaşlar. Onun için bunların tamamını seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra yine aynı şekilde objeye gelip repeat'e geliyorum ve buradan grid'i seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yatayda ve dikeyde bunu bana çoğaltmış oldu. Şöyle alt tarafa doğru çekersem aşağıya doğru çoğaltmış olacak. Sağ tarafa doğru çekersem de sağa doğru çoğaltmış olacak. Mesela bunu hazırladıktan sonra bir çantaya veya Amerikan servisinin üzerine çok rahat bir şekilde uygulayabiliriz arkadaşlar. Bunu aynı zamanda partten de yapabiliyoruz. Partten yapmamız için de obje bölümüne gelip bu seçiliyken partten make dememiz yeterli olacaktır. Şimdi burada bazı düzenlemeler yapabilme imkanı da veriyor tabii bize. Aynı şekilde bu üst kısma dokunduğumuz zaman sağa doğru çekersek aralarını açar, sola doğru çekersek de aralarını kapatır. Hemen komut Z ile geri geliyorum. Burada da aynı şekilde yukarı ve aşağıya oynattığımız zaman arası açılır ve kapanır arkadaşlar. Şimdi hemen komut Z ile tekrar geri geliyorum. Şimdi bunu biraz daha doğal hale getirmek için içinde tekrar oynama yapabiliyoruz. Biraz daha yaklaşalım ve şuradaki ekmeğe tekrar çift tıklayarak seçelim. Tamamını seçtim ve ekmeği biraz daha büyütmek istiyorum. Büyüttükten sonra biraz daha çeviriyorum ve görmüş olduğunuz gibi ayarı ben bir tanesini de değiştiğimde tamamını da değiştirmiş oluyor. Hemen bunu biraz daha ufaltalım ve göstermek istediğim bir özelliği daha var arkadaşlar. Tamamı seçiliyken buradan özellikler bölümünü açıyorum. Özellikleri şöyle sayfama getiriyorum. Bakın burada satırlar ve sütunların ayarları var arkadaşlar. Hemen
En sağdakine geldiğim zaman gayet doğal bir şekilde vermiş oluyor bana bunu. En sağdakine gelip bir kez dokunuyorum ve görmüş olduğunuz gibi çok daha güzel bir hale getirmiş oldu. Tabii burada alt tarafta yine satır sütun ayarları var. İstediğiniz gibi buradan da değişikliklerinizi çok rahat bir şekilde yapmanıza imkan sunuyor arkadaşlar. Adobe Illustrator'ın 2021 Ocak güncellemesini bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Eğer bu eğitimi faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve tabii ki bana destek olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı da lütfen unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.